Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsü ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan hemen sonra 81 ilde psikososyal destek hattı kurdu. O hatları telefon yağmuruna tutu vatandaşlar. Bir ayda tam 25.261 kez arandı destek hatlara. En çok sorulan soru neydi bakalım? Bakalım. Korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. O hatları bugüne dek tam 25.261 kişi aradı. En çok sorulan soruysa virüs ne zaman bitecek sorusuydu. Sağlık Bakanlığı önce Alo 184 SABİM hattını korona danışma hattına dönüştürdü. Ardından da 81 ile özel psikososyal destek hatları oluşturuldu. Evde zor zamanlar geçiren vatandaşlar destek hatlarını telefon yağmuruna tuttu. Telefonun diğer ucunda psikiyatristler, psikologlar ve çocuk gelişimciler vardı. Stres ve kaygıyla baş etmenin yolları soruldu uzmanlara. Anne babalar ev içerisinde çocukları nasıl yönetebilir, bu süreci onlara nasıl anlatabiliriz diye sordu. Ve sonra yüksek risk grubundaki yaşlılarla ilgili onları nasıl telkin edebiliriz sorusu geldi. Yaş icabı daha dikkatli olmam gerekiyor. Arayanlar endişe, panik atak ve depresyondan yakındı. Salgın nedeniyle yaşadığım stresi nasıl yönetebilirim diye sordu. Çocukların bağışıklıkları da ne kadar güçlü? Korona nedeniyle hastanede yatan yakınları hakkında bilgi edinmek isteyenler de oldu. Sadece vatandaş değil, bakanlığın destek hattına gelen telefonlardan 4009'u sağlık çalışanlarına aitti. Onlar da virüsü ailemize ve yakınlarımıza bulaştırma ihtimali bizi çok kaygılandırıyor. Bu durum nasıl başa çıkabiliriz diye sordu. Sürekli kullanılan ilaçların temini, koronavirüsün belirtileri ve sokağa çıkma kısıtlaması da uzmanlara en çok soru yöneltilen başlıklar oldu.